Sonunda çoğumuzun gözünün aşina olduğu hemen hemen her evde gördüğümüz bir televizyon var. Ama sağımda dünyanın ilk kablosuz OLED televizyonu. 83 inçlik bir dev olan LG OLED Evo M3 var. Evet, kablosuz. Bu kutuda bu televizyonu kablosuz yapmamızı sağlayan sihirli kutu arkadaşlar. Çünkü bir projeksiyon cihazı gibi görüntüyü kablosuz bir şekilde karşınıza yansıtıyor. Ama bunu ışıkla ya da lensle yapmıyor. Görüntüyü yansıttığı da gördüğünüz gibi bir perde değil. 4K çözünürlük sunan 120 Hz gerçek tazeleme hızına sahip dünyanın en iyi OLED ekranlarından birisi. Bu kutunun içinde neler döndüğünü, yüksek kaliteli görüntüyü ve sesi saniyenin 10'da 1'i düşük gecikmeyle nasıl aktardığını anlatacağım size. LG OLED Evo M3'ü bu videonun sponsoru olan LG bize gönderdi, hatta hediye etti. Günümüzün en gelişmiş televizyonlarından birisi olduğu için dedik ki biz de hakkını verdiğimiz bir inceleme videosu yapalım. Çok acayip olaylar dönüyor bu televizyonda arkadaşlar. Biliyorsunuz LG dünyanın en iyi ekran üreticilerinden birisi. Hatta sayılı şirketler arasında diyebiliriz bu konuda. Bunu böyle işkembeden falan sallamıyorum. Çünkü LG'nin sadece ekran üzerinde kurulu yan şirketi LG Display çoğu zaman dünya pazarında birinci olmadığında muhakkak ilk 3 ya da ilk 5 içerisinde yer alıyor sürekli. Şirket 11 yıldır da OLED ekranlar üzerinde çalışıyor ki bu konuda işlerin ne kadar ileriye götürdüğünü teknoloji fuarlarına gittiğimiz zaman henüz seri üretime geçmediği prototiplerinden de sık sık görüyoruz. Mesela arkamdaki LG OLED Evo M3 geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES'ten inovasyon ödülü almıştı. LG bu yılda dünyanın ilk kablosuz ama şeffaf OLED televizyonunu sergiledi aynı fuarda. Onu da hediye ederlerse inceleriz muhakkak, sözümüz olsun. Ben bilmeyen arkadaşlarımız için özetlemek istedim LG'nin durumunu. Ekran ve özellikle televizyon konusunda gelecekte kullanacağımız teknolojileri belirleyen şirketlerden birisi. İşte bunun olumlu çıktılarını OLED Evo M3'te de görüyoruz. Çünkü OLED panel teknolojisi sayesinde kendinden aydınlatmalı piksellere sahip bu televizyon. Bu sayede herhangi bir bozulma olmadan en canlı renkleri, en mutlak siyahı vermeye çalışıyor sürekli olarak. Samimi bir itirafta bulunayım size. Fuarlar hariç böyle büyük bir TV'yi hiç bu kadar yakından ve özellikle de bu kadar uzun süre deneme şansım olmamıştı daha önce. Çünkü böyle fuar ortamları çok kalabalık oluyor. Onlarca yapay ışık altında. O kalabalığın içinde bu panelleri yakından incelemek zorlaşıyor arkadaşlar. Ürünün ne olduğunu anlamanız zor oluyor. İlk defa LG OLED Evo M3 ile şu siyahlar gerçekten siyah dedikleri olayı bu kadar net şekilde görebildim. Peki ne demek bu? Ekranın siyah bölgelerindeki pikseller yani LED'ler hiç çalışmıyor. Çalışanlar da etrafına ışık saçmıyor demek. Siyahla beyaz arasındaki farkı çıplak gözle gördüğüm kadar net şekilde görebiliyorum bu TV'nin ekranında. Umarım bu açıklayıcı olmuştur sizin için. Şimdi böyle bir kablosuz devasa bir televizyon yaptınız. Kablosuz olarak 4K 120 Hz görüntüyü aktarma iddianız var. Size ne lazım? İşlemci lazım. LG OLED Evo M3'ün içerisinde 6. nesil Alpha 9 AI 4K işlemci var. Bu işlemci hem sesi hem de görüntüyü yapay zeka ile sürekli olarak işliyor. Özellikle ses kısmında çok iyi bu arada. Çünkü bildiğiniz uydu yayını veren kanalın seslerini bile sinema salonu kalitesine çeviriyor bu işlemci. Buna birazdan ses testi aşamasında döneceğim. Gelelim şu kablosuz olma meselesine, yani kutuya. Videonun başında gösterdiğim solumdaki televizyon gibi televizyonların en büyük sorunu kablolar biliyorsunuz. Tabii ki doğal olarak bu yaşanıyor. Hem HDMI girişleri, işte oyun konsoludur, ses sistemidir. Hepsini takacaksanız TV'ye her baktığınızda o kablolar gözünüze çarpıyor. Tabii ki kablo kanalıyla falan bunları düzeltebilirsiniz ama o da apayrı dert. İşte LG OLED Evo M3'ün kablosuz olmasının getirdiği önemli avantajlardan biri de bu kablo kalabalığından kurtulmak. TV'yi sadece elektrik gücü alabileceğiniz bir prize yakın olması şartıyla istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. TV'ye başka bir cihaz takmak istediğinizde kalkıp yerinden oynatmak, işte o askı vidalarını gevşetmek zorunda falan da kalmıyorsunuz. Bence bu konfor çok büyük bir konfor. Görünüm açısından da dikkat dağıtan hiçbir unsur olmuyor ortamda. Özellikle duvara astığınız zaman. Peki bu kutu, LG'nin verdiği ismiyle Zero Connect Box. Nasıl oluyor da bu kadar yüksek çözünürlüklü görüntüyü ve kaliteli sesi kablosuz olarak kayıpsız, gecikmesiz şekilde bu panele yansıtabiliyor? Akıllı telefon ya da bilgisayarlardan bilirsiniz, ekranlarını kablosuz şekilde televizyonlara yansıtabiliyoruz dostlar ama bu işlem sırasında görüntü kalitesi düşüyor. TV'ye yaklaşsanız bile gecikmeler, donmalar, kopmalar olabiliyor. LG bu sorunu çözmek için kablosuz yayını sorunsuz şekilde yapabilecek bir algoritma geliştirmiş. Bulunduğu ortamın, odanın içindeki hareket halindeki değişimleri algılayabiliyor bu kutu. Mesela ben şu an televizyonla kutunun arasındayım ve hareket halindeyim. Ve buna göre sinyallerin gücünü, etki alanını gerçek zamanlı şekilde değiştirebiliyor. Size sadece kutuyu doğru yere konumlandırmak ve üzerindeki an
anteni TV'ye doğru çevirmek kalıyor dostlar. Bu arada televizyonu bu kadar yakın koymak zorunda da değilsiniz. Dilerseniz arasına birkaç metrelik mesafe koyup bu kutuyu odanın öbür ucuna da yerleştirebilirsiniz. Her zaman ulaşabilirsiniz. Ne demiştik? Kendinden aydınlatmalı OLED. Şimdi standart LED TV'lerin çok önemli bir kusuru var. Arkadan aydınlatma. Ya arkadan aydınlatma derken böyle buradaki gibi ambiyans ışıklarından, spot lambalarından söz etmiyorum tabii ki. TV panelinin içerisindeki LED'ler yani pikseller ışığı bir filtreden geçirerek size sunuyor. OLED değil. LED televizyonlarda TV panelinin içerisindeki OLED'ler yani pikseller ışığı size bir filtreden geçirerek sunuyor. Bu da neye sebep oluyor biliyor musunuz? Beyaz yanan LED'ler el feneri gibi çevresine ışık saçıyor. Çevresine böyle fener tutmuş gibi bir etkiye sebep oluyor. Bu da görüntü kalitesinde ister istemez bir bozulmaya sebep oluyor. Ancak OLED paneller arkadan aydınlatmaya sahip değil. Yani neyse o, filtre yok. Bu sayede keskinlik var. Beyaz ve siyah rengi yan yana açtığımızda çok net görebiliyoruz bunu. OLED ekranlara siyah renk yansıdığı anda siyah olan bölgedeki pikseller devre dışı kalıyor. Mesela şu an olduğu gibi. O bölgedeki pikseller çalışmıyor. Böylece sonsuz kontrasta kavuşmuş oluyoruz. Bu da gördüğümüz renkleri gerçek dünyadakine olabildiğince en yakın hale getirmeye çalışıyor ve gözlerimize bayram ediyor tabii doğal olarak. LG OLED Evo M3'ün OLED panelinin de 5 yıl garantisi var bu arada. Bu garantinin ilk 1 yılı boyunca tüm panel, parça, işçilik masrafları da karşılanıyor dostlar bilginize. Evet, bir televizyon için herkesin kolaylıkla gözden çıkarabileceği fiyata sahip değil bu televizyon. Aması şu, geçen yıl ödül alan son teknolojiyi edinmek böyle bir şey. Ofise bu geldiği günden beri ben maçları evden izleyesim gelmiyor. Çünkü bende de bir LED televizyon var. Hatta diğer LED TV'lerin yüzüne bakasım bile gelmiyor. Şimdi gelin tüm bu anlattıklarımızı gerçek zamanlı bir oyun testiyle gösterelim size. Bizim ekipten FIFA konusunda iddialı arkadaşım Beyazıt'ı çağıracağım. Bir yazı turu atacağız. Kazanan yeni televizyonda, kaybeden eski televizyonda FIFA'yı aynı anda oynamaya başlayacak. Para yere düşmeden hemen anlatmam lazım. Bu TV'nin 0.1 milisaniye gecikme süresi olduğunu söylemem gerekiyor. Kablosuz olmasına rağmen inanılmaz düşük bir süre bu. Ayrıca Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium ve VRR gibi yırtılmaları önleyen teknolojilere de desteği var. Farkı daha net anlamanız için WebOS üzerinden oyun kontrol panelini açıyoruz dostlar ve tüm ayarlarımızı yapıyoruz. İster bir oyun konsolu bağlayarak, isterseniz WebOS içinden GeForce Now uygulamasıyla konsol ya da PC'ye ihtiyaç bile duymadan hem hikayeli hem de rekabetçi online oyunlar oynayabilirsiniz. Diyorum ve oyun testine başlıyoruz. Evet dostlar, fark ettiyseniz üstüm başım aynı değil çünkü FIFA'yı hemen oynayamadık. Testi bir sonraki gün yapıyoruz. Şimdi Beyazıt'ı çağırdık, Beyazıt geldi. Beyazıt FIFA konusunda o kadar iyi ki koluyla beraber geldi yanında. Biz de PlayStation'ı kurduk, ayarladık. Şimdi yazı tura atacağız. Kazanan LG OLED Evo M3'ü alacak, kaybeden de yandaki geleneksel televizyonu. Beyazıt, yazı tura sende abi. At, kazanan başlasın. Yazı mı tura mı? Yazı. Bu arada hak 3'tür ama biz bir kere attık, bir kere de ben kazandım. Beyazıt ne düşünüyorsun abi? Bir iş hiçbir şey. Mukadder at. Mukadder at. Buyur, ben seni eski televizyona doğru şöyle alayım. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Evet, Avrupa karması dünya karmasına karşı. Hazır mısın Beyazıt? Gayet hazır. O kadar kötüyüm ki. Yürü yürü yürü. Tamam, bir şey diyeceğim, senin kanatta, sende de mi Henry var? Evet, kapat. Hadi be. İşte bu. Ya o pasların geçmemesi gerekiyor. Ronaldinho var hocam. O atarsa geçer. Şu bildiğin Ronaldinho oyunun eki. Yalnız yakından detaylar da biraz, iyiymiş. Biraz. Henry'e evet. Kaldırdın. Bir daha. Plase. İşte bu kadar. Gelişi dünden belliydi bak, hocam. Bak bu gerçek bir Henry golü oldu işte. Attın. Çok iyi. Hocam nasıl delip geçiyorsun böyle bir defansı sen ya? Bir şey diyeceğim. Henry bu kadar hızlı koşamaz. Hadi. Koşamaz hocam. Hadi. Evet. İşte bu. Aynı golü iki kez yedim. Yani çok başka seviye. Hocam at şunu artık ya. Benim başıma bela olacak bak söyleyeyim ha. Senin bu maçı 11 kişi tamamlamana ihtimal yok. Ronaldinho ile bile kart gördük. Ronaldinho da iyi kaymış. Yalnız detaylara bak ya. Şu an kendimi PES'onu Türkçe seslendirmeli gibi hissediyorum. Ben normalde FIFA'da bu yakından yavaş çekimleri falan geçerim de bu... Televizyonda geçesim gelmedi Beyazıt. Evet, ya şey gibi, sinematik gibi. Hikayeli oyunların sinematikleri gibi duruyor. Evet, verdin. Sektir. Ah, geçmedi. Bir daha. Evet. Vurdun.
Ya hareket değil, ayak dışı ya. Burada araya ek bir bilgi girmek istedim. Zira Connect Box sayesinde her şeyin kablosuz olarak çalışması, elimdeki oyun koluyla neredeyse aynı kablosuzluk esnekliğini vermiş olması, LG OLED Evo M3'ü çok kullanışlı hale getirdi benim gözümde. Bence bu kablosuzluk meselesi kullanımı ve deneyimi yaşayınca daha net anlaşılıyor. Ya saç detaylarına bakar mısın? Ben FIFA'nın bu kadar geliştiğini bilmiyordum yalnız. Oyunun bu kadar geliştiğini bilmiyordum. Ben son dakika gollerini severim. Bence bir sürpriz yapacağım ben sana. Allah Allah. Hadi, evet. Nereden biliyorsun? Çok iyi. Yeme, hocam, yeme, hoca, yeme. Hoca penaltı. Yeme. At şunu ya. Ya yapma ya. Ya ikinci at, kırmızı. Hadi bakayım, at şunu. İkinci kırmızı. Hocam, hadi pardon. Allah. 9 kişi oynayamam ben. Hadi ya. Allah. Ben iki tane daha yiyeyim de 120'den sonra yiyemem gerçi. Maç son iptal olsun. Dakikalar benim. Son dakikalar benim. Yani bir de i̇şte ters bu kadar. Gittik. Bir de ters köşeye gittik. İşte bu kadar. Evet, süreye oynuyorum. Hocam vallahi çok oldu. Bu işte bu kadar be. Bu işkencenin sonu. Evet, kazanana hakkını vereceksiniz arkadaşlar. Buyur Beyazıt, sana bir 50 kuruş hediyem olsun. Tebrik ederim bu arada. Yatırımdır. Teşekkür ediyorum. Bizim son zamanlarda oynadığımız en çekişmeli maç buydu. Kesinlikle. Ben de mağlubiyet hediyesi sana kolu eline veriyorum. Böyle mi oluyor hocam? Teşekkür ederim. Gelelim LG'nin artık televizyon dünyasında klasikleşen işletim sistemi VEBOS'a. Açık konuşacağım, ben normalde üreticilerin kendi işletim sistemleri yerine Apple TV ya da Google TV gibi işletim sistemlerine daha çok alışkın biriyim. Evinde de ben bunlardan birini kullanıyorum ancak LG OLED Evo M3 ofise gelene kadar uzun süredir VEBOS'lu bir TV kullanmamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam bundan 5-6 sene önce öğrenci evimizdeki bir TV'de vardı VEBOS. Ama o günden bu yana neler değişmiş dedirtti bana bu televizyon. GeForce Now gibi sürekli yüksek hızlı internet bağlantısı isteyen bir teknolojiyi bile kablosuz olarak kullanmak müthiş zevkli bir şey. VEBOS istenen her TV'de çalışan genel işletim sistemlerine göre zaman içerisinde çok daha seri ve gelişmiş bir hale gelmiş. Bu da tabii ki Evo M3'teki işlemcinin gücünün de bir etkisi, hatta bazı özelliklere ilk kez kavuşan LG televizyonu da yine kendisi. Tabii bir de kontrolcü önemli ki yine LG tarafında görmeye alıştığımız imleç takipli akıllı bir kumandayla birlikte geliyor bu televizyon. Bu kumandadan sesli komutlarla aramalar yapabiliyorsunuz. Mesela AI Consort denen bir özellik var. TV'den yaptığınız sesli aramalara göre size yeni içerik önerileri sunuyor televizyon. Yani siz kumandaya konuştukça televizyon sizi tanımaya devam ediyor. Profilin bölümü geliştirilmiş ve daha kişisel bir hale getirilmiş. Yine kişisel film ve spor müsabakası önerileri veriyor. Bildirimler düşüyor hatta artık bu bölüme. En kullanışlı bulduğum özellik ise hızlı kart özelliği oldu. TV'deki uygulamaları TV kullandığınız yer ya da amacınıza göre müzik, oyun, ofis ya da ev için kategorize ediyor otomatik olarak. Bir de son dönemin trendi üretken yapay zeka bu TV'nin içinde de var. Komutlarınıza göre görseller oluşturabiliyorsunuz bu sayede. Gelelim şimdi ses tarafına. Bu televizyon sıradan bir uydu yayınındaki sesleri bile sinema kalitesine yükseltebiliyor. 6. nesil bir Alpha 9 AI 4K işlemcisine sahip olduğunu belirtmiştim. Bu işlemci basit stereo yani çift kanallı sesleri 9.1.2 kanal sese dönüştürerek veriyor ki bunu da kayıpsız yapabiliyor. Hatta bunu karşılaştırmalı olarak hem açık hem de kapalı modda hem de videonun başından beri konuğumuz olan sıradan LED TV ile yan yana gösterilmişimdir. Açıkçası LG OLED Evo M3 benim bugüne kadar deneyimlediğim en etkileyici televizyonlardan biri. Hatta fuarları, fuar sonrası gelen ama apar topar bizden geriye alınan test cihazlarını saymazsak
uzun süre boyunca kullandığım en iyi televizyon bu oldu. Tabii bu benim kişisel görüşüm ve bunu size bu videoda böyle %100 gerçeklikle gösterebilmem çok zor. Çünkü işleniyor bu video. Bu görüntüleri, bu sesi size YouTube işleyerek sunuyor. Bizim burada çıplak gözle gördüğümüz, kamerayla kaydettiğimiz kaliteyi aynı şekilde göremeyebilirsiniz. Yine de referans olması açısından gereken yerlerde geleneksel LED TV ile karşılaştırmalar yaparak size bunu vermeye çalıştık elimizden geldiğince. LG OLED Evo M3'ün fiyatına, satın alma seçeneklerine ve burada anlattığım tüm özelliklerin daha detaylı açıklamalarına videonun altına eklediğim bağlantıdan ulaşabilirsiniz dostlar. LG'ye bu güzel televizyonu bize ulaştırdığı, size anlatma fırsatı sunduğu için de çok teşekkür ederiz. Televizyonla ilgili yorumları da beğeniyoruz bu arada. Merak ettiklerinizi yine yorumlar bölümünden sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.